Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Alo. Efendim hoş geldiniz. Dinleyelim siz de değerli hocamızı da. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler efendim. Hanımefendi benim torunumun 6 yaşında mı 5 yaşında şey başladı. Kalbinde bir sorun başladı. 3 haftada bir iğne oluyor. Evet. Romatizma var dediler değil mi? Büyük yaşın hastanı iğne bırakılacak mı acaba? 3 haftada bir iğne oluyor. Şimdi romatizmal kapak hastalığı muhtemelen teşhis konmuş. Bu çok tabii ciddi bir durum. Ayakları falan şişti mi? Çok böyle ağrılar falan oldu mu? Ayak şişmesi olmadı da. Ağrısı oldu herhalde biraz. İşte kalbim ağrıyor dedi çocuk. Ha. Yani eğer romatizmal kapak hastalığı konduysa, çünkü zaten romatizmal kapak hastalığının başlama şeyleri 5-10 yaş arası, özellikle ilk atağın hani çıktığı dönemler çocukluk yaşlarında başlıyor. Bu işte boğazdaki bir mikroptan, beta amilotik streptokok diyoruz, beta mikrobu diyorlar halk arasında. Onun boğazdan enfeksiyon yapması ve onun antijenlerinin kapakta uyuşup orada kalp kapaklarında hasar yapması. Hatta sadece kapaklarda değil, kalbin kasında da hasar yapabiliyor ilk dönemde. Yani bu mikropu tespit muhtemelen 3 haftada bir verdiklerine göre bu penisilin grubu bir iğne veriyorlar. Yani yapmak lazım. Çünkü bu tekrarladıkça eğer tekrarlar ise çok daha ciddi ikinci ataklar, üçüncü ataklar olduğu zaman daha küçük çok hasar verebilir kalbe ve kapaklara. Onun için önerini yani doktorun önerisini uymanız lazım. Evet. Uzun süre özellikle muhtemelen iğne tedavisi gerekecek. Evet. Eğer kesin konduysa teşhisi. Teşhisi. Peki ergenlik çağına geldiği zamanda yine devam ediyoruz. Daha ileri yaşlılarda da devam ediyoruz. Zaten ilk başta hani bir akut kardit diyoruz. O ilk tutulduğu zaman bir takım şikayetleri yapıyor ama daha sonra o geçtikten sonra çok ciddi bir şikayet, kalple ilgili bir şikayet yapmıyor bu romatizmal kapak hastalığı. Ama yıllar içerisinde o kapaktaki ilk anda yaptığı etki o kapakta büzüşmelere sebep oluyor. Kalınlaşmalara, yapışmalara sebep oluyor ve işte bu darlık ve yetmezlik dediğimiz şeyler gelişiyor. O da daha çok böyle hani 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlardan sonra başlıyor genelde şikayetler. Yani o zamanlar işte yakın takip edip gerektiği zaman ameliyat yapıyoruz. Kapağı çoğunlukla değiştiriyoruz ya da tamir ediyoruz durumuna göre. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.